Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Merhabalar, günaydınlar. Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüsü değerli izleyicileri, çocuğa dair her şeyde Ege Üniversitesi'nin çocuklarımıza yaptığı bir yatırımı, çok ciddi bir yaklaşımı size aktarmaya çalışacağız bugünkü programımızda. Ve bunu geliştirerek final programımızda da sevgili rektörümüz Can Değer Yılmaz Hoca ile yaptığımız Ege Üniversitesi'nin çocuklara olan yatırımını, gelecek planlarını final programımızda bir sonraki haftada sunacağız. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon ana bilim dalının öğretim üyesi olan ve bugün ayrıntılı ele alacağımız bir merkezin ismini birazdan söyleyeceğim. İsmi çok uzun çünkü. Merkezin müdürü ve aynı zamanda son dönemde rektör yardımcılığımızı yapan Sayın Profesör Doktor Yeşim Kirazlı. Sevgili Yeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kadar yoğun işlerin arasında zaman ayırıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ama üniversitemizin çocuklarımıza olan desteği, yatırımı, onların hayatını güzelleştirme, kolaylaştırma, zenginleştirme adına yaptıklarını hem dinleyicilerimize hem izleyicilerimize paylaşmak için bence iyi bir fırsat olacak. Evet, çocuklarımız için yaptıklarını sizlerle ve sayın izleyicilerimizle birlikte paylaşmak bizim için de büyük bir mutluluk verici olay. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum Sema Hocam. Evet, şimdi ismi çok uzun olan ve senin müdürlüğünü yaptığın merkezin adını önümdeki notlardan izninle okumak istiyorum. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma Uygulama Merkezi. Evet, aynen öyle. Bu merkez 2006 yılında fiziksel binası olarak Rotary tarafından yapılmıştı. Onun için de Ege Üniversitesi Rotary Engelli Çocuklar Merkezi diye de tabelasında da o şekilde yazıyor. Şekildeydi. Evet. Bu kısaca ECHAM diyelim. Bundan sonra bu kadar uzun bence ismini de söylemeyelim. Evet. Engelli Çocuklar Araştırma Merkezi veyahut da ECHAM diyebiliriz. O zaman ECHAM fizik tedavi ve rehabilitasyon ana bilim dalının bünyesi içerisinde ve Rotaryenlerin desteğiyle ilk önce kuruldu ama bir devamı var herhalde bugüne gelişine. Devamı Ege Üniversitesi tarafından sağlanıyor. Fizik tedavi binamızı tıp fakültesinde yer alan bitişik olarak yer almış. Rektörlüğümüze bağlı bir bina. Fizik tedavi öğretim üyeleriyle birlikte hep birlikte geliştirdiğimiz bir proje diyebiliriz aslında buna. Büyük bir proje. Büyük bir proje. Evet, evet, bu şekilde devam Peki, ediyor. Peki bu proje başlangıçta binası var. Arkadaşlar görsellerimizde en azından üniversite kampüsümüzdeki yerini gösteren görsellerle başlayalım. Şu anda logomuz, bunu yeni yarattık, bir sene oldu. Logo da var, evet. Evet, yaptıklarımızı ifade etmek için çok geniş ağaçlık bir alan içinde yer alıyor. O da çok güzel. Fizik tedaviye bitişik. Bu kırmızı damlı olan kısım fizik tedavi fizik rehabilitasyon. Sizin merkeziniz beyaz çatılı olan. Hemen onun sağ tarafındaki beyaz çatılı, bayağı da geniş bir alandasınız. Çok geniş ve yeşillik bir alandasınız. Ve aslında burasını dışarıdan kimse bilmiyor ama gelen herkes herhangi bir nedenle geliyorlarsa gerçekten hayretler içinde kalıyorlar. Tam bir saklı cennet diyebileceğimiz bir yer. Bir ormanın içinde. Devam edebiliriz arkadaşlar, evet. Fotoğraflarımıza. Evet, daha evet, yakından burada. Bu daha burada. Yakın bir pozisyonda. Ve bu ormanın içinde çocuklarla yaptığınız birazdan görselleri olacak. Evet. Onları inanılmaz aktivasyonlarınız, renkli ve güzel aktivasyonlarınız var. Peki böyle bir merkez yapılırken, hani 2006'da yapılmış ama anladığım kadarıyla 2010'dan sonra bir bu içeriden görüntüleri yavaş yavaş arkadaşlar bunu arkadan geçirebilirsiniz. Bir fizik tedavi rehabilitasyon merkezi engelli çocuklar için ama bunun ötesinde çok yapılan şeyler var.
Şimdi engelli çocuk rehabilitasyonu deyince burada gördüğünüz gibi fotoğraflarda hemen akla ilk gelen şey motor fonksiyonların rehabilitasyonu olarak değerlendiriliyor. Oradan da görebiliriz. İki fizyoterapistimiz var. Daha fazla fizyoterapistimiz olabilse çok daha çocuğa ulaşabileceğiz. En önemli sorunumuz o. Yoksa onun dışındaki kaynaklarla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Yok. Umarım bu fizyoterapi sayısını da arttırabiliriz. Evet, üçte birisi evlilik nedeniyle ayrıldı. Ama bunun dışında iş uğraşı tedavisi de yapıyoruz. İş uğraşı tedavisi içinde fizyoterapistlerin çok zamanı kısıtlı olduğu için bir fizyoterapist bir çocukla bir saat ilgileniyor. Ve böylece iki fizyoterapist normalde günde 14 çocukla ilgilenebilmesi gerekiyor. Ama biz burayı, bu merkezi çok daha efektif hale getirdik. Çünkü çok daha fazla ulaşabileceğimiz ne kadar çok çocuk varsa hepsine ulaşmak istedik. Bunun için de ne kadar çok paydaş bu projenin içinde yer alırsa da bu amaca ulaşabileceğimizi düşündük. Örneğin Vali Bey'le, İzmir Valisi'yle görüşmüştüm. Kendisi halk eğitimden öğretmenler görevlendirdi. Öğretmenler geliyor düzenli olarak burada iş uğraşıyla ilgili örneğin resim çalışmaları, atölye çalışmaları çocuklarımızla yapıyorlar. Müzik konusunda konservatuvarımızın ayrıca desteği oluyor. Halk eğitimden gelen öğretmenlerimiz yanı sıra müzikle ilgili müzik odamız var. Hermes Müzik Odası. Orada çocuklar değişik çalgılar çalabiliyorlar. Onun dışında spor önemli bir fonksiyonumuz. Hem de rehabilitasyonu bir parçası bu engelli çocuklar açısından. Hem spor bilimleri fakültesinden de geliyorlar. Öğrenciler de geliyorlar. Burada zaman zaman topluma hizmetle ilgili projeler de Ege Üniversitesi'nde kendi birimlerinde oluşturuluyor ama gelip bizimle ortak olarak projelerini gerçekleştiriyor hocalarımız. Örneğin spor deyince boccia, engellilerin yaptığı bir spor dalı. Geniş bir alanımız olduğu için Türkiye boccia milli takım çalışmalarını bizim merkezimizde yaptık, gerçekleştirdik. Bakanlıkla ortak olaraktan. Hayal edemeyeceğiniz kadar çok sayıda dallar dağılaraktan büyük bir ağacız ama bu kökleri nereye kadar gidecek ben bile kestiremiyorum gerçekten. Merkezi müdür olmama rağmen diyorsun. Bir de Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun da engelli bakım ve rehabilitasyon ve çocuk gelişim programı bölümleri varmış. İki ayrı bölümleri var. En büyük de desteği de bu okulumuzdan görüyoruz. Hocalarımız çok büyük bir motivasyonla hem öğrencilerin stajları uygulama alanı zaten resmi olarak merkezimiz. En fazla da onlardan desteği görüyoruz. Kendilerine bir kez daha burada teşekkür etmek istiyorum. Peki bir de Bornova Belediyesi var. Biliyor. Evet. Bornova Belediyesi özellikle bu son yönetimle üniversitemizde çok daha yakından çalışmaya başladı. Onunla ilgili de projemiz yine Ege Üniversitesi'nin öğrencileri sosyal sorumluluk projesi. Yeşim Salman hocamız var. Onun önderliğinde Down Cafe açılması fikri gelişmiş kendilerinde. Bizlere Down sendromlu çocuklarımız geliyor. Ulusal derneklerle geliyorlar. De bağlantılarımız ayrıca de dernekler, var. Evet, onlar düzenli olarak merkezimize geliyor çocuklarımız. O bağlamda Down Cafe'de Bornova Belediyesi açtı. Yani maddi yükümlülük belediyede oldu. Biz de diğer mekan, destekleri verdik. Çalışanların, evet, değil mi? Sosyal Bornova güvenceleri, sigortaları hepsi. Orada Down sendromlu çocuklarımız çalışıyorlar. Down sendromlu çocuklarımızın eğitimini bizim merkezimizde verdik. Gene bu çok katılımla. Örneğin Çeşme Turizm Okulu'ndan öğretim üyeleri geldiler. İşte peçete katlama nasıl yapılır? Bir servis nasıl eğitimi, yapılır? Evet, çok iyi. Onlar bu eğitimi verdiler. Daha sonra öğretmenlerimiz gene engelli bakımla ilgili olan bölümden Atatürk Sağlık Meslek Hizmetleri Yüksek Okulumuzdan hocalarımız büyük çaplı projeyi üstlendiler. Ve 12 hafta süreli İşkur bir ödeme yapıyor. Bu şekilde de bir bağlantı sağlayarak ve sonuçta da onlara bir tören düzenledik. Ege Engelsiz Akademi aslında tüm projenin adı. Down Cafe'de onun bir bileşeni. Şimdi normalde okullar tatil olunca çocuklar ne yapar? Siz bir çocuk hekimi olarak en iyi bunu gözleyenlerdensiniz. Bütün çocuklar sevinir. Yani okulunu ne kadar severse sevsin bütün çocuklar sevinir. Ama biz bunun diploma törenini yaparken sertifika törenini
İnanılmaz. Yani ağlasam mı, gülsem mi bilemedim. Çocuklar ağlıyorlar hepsi. Biz diyorlar mezun olmak istemiyoruz. Yani tören yapıyoruz, güzel bir şey ama. Onunla da ilgili görsellerimiz vardı arkadaşlar. Evet, ağladıklarını da gösteriyorum. O kısımları bilmiyorum ama görüntüler. Üzerindeki örneşim kepleri, cübbelerini tören başlamadan alıyorlar, yere atıyorlar. Biz bunları bilmek istemiyoruz. Çünkü mezun olmak istemiyoruz. Ben de dedim ki yaşam tümüyle bir okul zaten. Merak etmeyin, okulunuz bitmedi. Bu sadece şu ana kadar olanların bir kutlaması diye söyledik ama gerçekten çok üzgündüler. Evet, şimdi bir dakika. Burada bir engelli çocuklarla ilgili bir araştırma merkezindeyiz. Ama burada ta engelsiz akademiye kadar geldik. Şimdi bu çocuklar bize tedavi olmak amacıyla geliyorlar. Ama burada inanılmaz, şimdi arkadan geçecek. Evet, bir yerden okay. Akademiyi de arkadaşlar görselleri yakalayacaklar. Mesela bir seramik fırınını hediye etti. Ve şimdi fırınımız var çok büyük bahçede. Çok önemli bir yatırım o. Önemli bir yatırım. Hmm. Bu örneğin ben Atatürk. Ben de gelip seramik yapabilir miyim tabii orada? Tabii ki yapabilirsiniz. Aa, inanamıyorum. Atatürk. Hayallerim gerçekleşecek. Evet. Üniversitede hepsi. Halk sağlığı ana bilim dalından gelen hocalarımız var seramik çalışması içinde. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafındaki bu çelengi, çok detayları gözükmüyor ama çok güzel çiçekler. Onlar çocuklar bir tek tek yaptılar ve onu birleştirdik bu şekilde. Bu da çocuğu altındaki imzadaki özellikler var. Tabelada da yazıyor çocuklarımız tarafından yapılmıştır diye bu seramik çalışmaları. Bakın bunların hepsi çocuklarımız tarafından. Tabii belki daha zor olan seramik çalışmaları da ailelerimiz tarafından yapıldı. Ailelere destek çok önemli. Bu merkezin açılışındaki amaç engelli çocukların eğitimi, rehabilitasyonu, sosyal yaşama kazandırılmasıydı ama çok önemli bir amaçtı. Ailelerin psikolojik olarak desteklenmesi, engelli çocuğa yaklaşım bu konuda. Bir şeyiniz de paydaşınız da aileler aslında. Aileler çok önemli verdiğimiz bir konu. Seramik çalışmalarına aileler de katılıyorlar. Örneğin kadrolu bir psikoloğumuz var. Bu çok önemli bir avantaj diye düşünüyorum. Çocuklarımız yanı sıra ailelerimizle özel seansları oluyor psikoloğumuzun. Çok büyük destek oluyor kendisi İnanılmaz, de. İnanılmaz. Evet, burada yine seramik yapıyorlar. Evet. Burada şimdi bahçede... Damlı çocuklarımız, evet. Arkada gene bir şey var. Seramikten oluşturmuş onlar tarafından bir park. Ebru çalışmaları yapılıyor. Zor. Bu Ebru'nun yapılması... Bir ara ben bir ilgilenmiştim. O suyun sıvısının hazırlanması çok önemli bir şey. Buna kadar çocuklara yaptırıyorsunuz. Evet. Şimdi bunlar tedavi olmaya geldiler. Evet. Sabahtan geliyorlar. Geliyorlar. Şimdi normalde bir takım... Nasıl bu aktivasyonlara geçiyorlar? Ege Üniversitesi dışında da merkezler var. Bu şekilde rehabilitasyon merkezleri. Bu merkezlerde de gene çocuklar gidiyorlar ama sadece fizyoterapist görüyor onları. Evet. Ve 45 dakikada bitiyor tedavisi. Bildiğimiz öyledir. Evet. Normalde böyle başlamıştı bu merkezde. Ama biz bunun yeterli olmadığını düşündük. Ve çok fazla paydaşın kendi motivasyonları, kendi istekleriyle de katılımı gerçekleşince çocuklarımız tüm gün burada kalabiliyor. Hatta orada aileler bırakıp gidip kendileriyle ilgili işleri de yapabiliyorlar. O şekilde de bir destek olabiliyoruz ailelere. Bir kısa süreli bir pansiyon görevi de görüyoruz. Evet, günlük pansiyon, gece kalınmayan. Çok ilginç. Bunun başka şimdi Türkiye'de bir kamu birimi olarak hiçbir örneği yok başka. Yok. Bu nedenle çok önemli. Peki dışarıdan bir model alma durumu var mı? Genelde hani yurt dışına gideriz, oradaki merkezleri görürüz, benzerlerini yapmaya çalışırız. Ülkemizde böyle bir modeliniz var mı dışarıdan yok, aldığınız? Yok, bu tamamen orijinal fikir diyebiliriz. Belki ülkemizde başka ülkelerde olandan çok daha fazla olarak bir yardımseverlik duygusu var. O nedenle de paydaşlarımız kendileri bir de geliyorlar bize. Hiçbir karşılığı, ücret karşılığı olmaksızın bunu yardım yapıyorlar. Yardım talebiyle direkt geliyorlar. Evet, örneğin şimdi halk eğitimden hocalarımızın belli işte günde yarım gün şeklinde bir görevlendirilmesi var. Resmi görevlendirmeleri o şekilde. Ama onlar bütün gün kalıyorlar. Yani öğleden sonra da kendi istekleriyle kalıyorlar. Öyle açıklayabilirim en güzel örneği. Sergilerimiz evet. oluyor. Çünkü bütün sene boyunca bu yaptıkları aktiviteleri engelliler haftasında sergiliyoruz. Sonra gene engelliler gününde çocuklarımız aktivitelerde bulunuyorlar. Mötbe'de bunu yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Bu sene 20 Mayıs hafifinde de ayrıca yaptık. Evet, hocalarımız halk eğitimden. Evet, halk eğitimden hocalar. Bir fedakarlıkla resimler. Çalışıyorlar.
Şimdi belki görsellerde göreceğiz, origami çalışmaları bile yapılıyor. Onu da Merkez Müdür Yardımcımız Kazım Çapacı ve Funda Hocamız ikisi birlikte hem bu iş uğraşı aktivitelerine destek oluyorlar ama aynı zamanda bir hekim olarak çocuklarımızın tedavisini hepsi, de yapıyorlar. Evet, bizzat hocalarımız tarafından izleniyorlar, tedavi ediliyorlar. İzlen formları var. Ortopediden Semih Hocalar destek oldular. Hüseyin Hoca düzenli olarak geliyor. Çocuk ortopedisiyle evet, ilgilenerek kendi konseyi var ve örneğin operasyonu gerektiren fizik tedavi rehabilitasyon tek başına yeterli olmadığı durumlarda da kendileri o çocuklarımızı alıp ortopedi kliniğe götürüp operasyonlarını yapıyorlar. Daha sonra tekrar çocuklarımız rehabilitasyon amacıyla da bize tekrar geri dönüyor ve ortopedist tarafından düzenli gene kontrolleri yapılmaya devam ediyor. İnanılmaz bir organizasyon var. Yani ben nöroloji bölümünde çalışmıyorum ama bu tür çocukların mide, bağırsak veyahut da karaciğerle ilgili, hı hı, sorunlarının olduğu dönemde bu çocuklara da bakan bir hekimim. Ama onlar için böyle bir organizasyonu yapılmış olması, yani bu kadar güler yüzlü, işte programa başlamadan önce Kazım da buradaydı. Evet. Onun da konuşmasını daha önce dinlemiştim. Sevgi dolu bir yaklaşım içerisinde bir inanılmaz bir koordinasyon var, organizasyon var. Yani bir ortopedi diyorsun, bir Bornova Belediyesi, evet, diyorsun, rektörlük diyorsun, çocuk nörolojisinden yan dalcılar bize geliyor örneğin. Bir sürü okullardan, evet, Ege Üniversitesi'nin kendi iç dinamikleri, yerel, hı, yönetim ve hükümet, bunların hepsi bir araya gelmiş. Gerçekten çok büyük bir iş Ege başarmışsınız. Ege Meslek Yüksekokulu örneğin Sim Hoca seramikleri sağlıyor. O onları bize hediye ediyor. Örneğin seramikte kullanacak materyali daha doğrusu. Gibi. Tabii, o kadar çok girdiler. Paydaş var ki mutlaka unuttuklarımız da var içinde. Unuttuğumuz her sözü biliyoruz kendilerinden. Gönüllülerimiz anladığım kadar çok fazla. Örneğin diş hekimliği fakültesinden geliyorlar. Gene engelli çocuklarımızın diş bakımları o merkezde yapılıyor. Gibi. Yani diş hekimliğinin o grubu Türkiye'nin her yerini, evet, dolaşıp her köydeki, kasabadaki, evet, şehirdeki engellilerin evden çıkıp en azından diş tedavilerinin yapılmasını yıllardır, evet, sürdürüyor o ekip. Ben de onlarla bir kere bir Dikili'deki bir çalışmalarına katılmıştım. Çok keyifli. Ve hakikaten insana dokunuyorsunuz ve doğrudan, hı hı, yardımı, hizmeti doğrudan götürmüş oluyorsunuz. Düşündükçe diş hekimliği de var bu işin, evet, içerisinde. Yani orada muayenelerini yapıyorlar ama hatta şöyle diyorlar, buraya biz bir ünit koyalım. Düzenli biz buraya gelelim. Gelsin. Haftada belli günlerde gelelim ve bizzat tedavilerini de orada yapalım. Hiç üniversiteye, fakültemize götürmeden diye bile. Ben de bu çocukların en ciddi sorunları, engellilerin durumunu soracağım birazdan sana ama hani engelli, çok ağır, spastik dediğimiz grup içerisindeki, hı hı, çocukların çok ciddi mide bağırsak sorunları alıyor. Hı hı, bu anlamda biz de bu merkezin, evet, içinde yer almak isteriz. Biz onların çok seviniriz. Gastrointestinal problemlerini yerinde çözmek adına. Evet, şimdi bu engelli çocuklar dediğimiz zaman buradaki çocukların özellikleri nelerdir? Hangi yaş grubudur? Hı hı. Hangi engellilikleri vardır? Onlardan söz eder misin sevgili Yeşim? Şimdi aslında daha çok serebral palsi dediğimiz beyin felçli çocuklar geliyorlar temel olarak. Bunlar anne karnındayken bilinmeyen bir nedenle ya da doğum sırasında olabiliyor. Oksijen azlığı, yetersizliği gibi çeşitli nedenlerle ya da sonrasında bazı nedenlerle çocuklar beyin felci geçirebiliyorlar. Bu çocuklar temel olarak ama spina bifidalı çocuklarımız geliyor. Mental retardasyonu olan çocuklar geliyor. Zeka geriliği ağır, evet, olan çocuklar olabiliyor. Bunların bir kısmı merkezimize gelenlerde mental retardasyon olabiliyor ama bir kısmında böyle bir durum olmayabiliyor. Normal, hatta daha üstün zekalı çocuklarımız da olabiliyor bunların içinde. Spina bifidalıları söylemiştim. Down'lılar var. Evet, Down sendromları önemli bir grubunu teşkil ediyor. Çünkü ulusal derneklerle bağlantılarımız var. Ve tabii belediyelere de şu anlamda da teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın transferlerini çeşitli belediyeler kendi araçlarıyla yapıyorlar. Hani bu bağlamda da ailelere de yük olması gerekmiyor. Eğer ailenin kendi taşıma aracı yoksa belediyeler bunu da sağlıyorlar. Bu da önemli diye düşünüyorum gerçekten. Kesinlikle. Önceleri ilk kurulduğunda
da bizim arabamız bir olsa diye düşünüyorduk ama gerek yok. Şimdi belediyeler her bölgeden çocukları getirebiliyorlar. Evet. İzmir'deki ilçe belediyelerin hepsinin engellere uygun, hatta tekerlekli sandalyeli olanların bile çok rahat transferini sağlayacak olanakları var. Ben de böyle bir derneğin yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum ve bu tür alışverişler, bağışlar, belediyelerin bu anlamda inanılmaz desteklerini görüyoruz. Örneğin bir slaytlarda da geçecek mi bilmiyorum. Belediye deyince bir tane salıncağımız var. Bu salıncak özel bir biraz salıncak. Biraz önce geçmişti. Evet, ona biz büyük salıncak diyoruz adını. Ve çocuklarımız tekerlekli sandalyeyle binebiliyorlar bu salıncağa. Özel olarak yapılmış. Onu da Bornova Belediyesi hediye etmişti merkezimize. O da çok kullanılan çok güzel bir şey. Oyuncaklarımızdan biri diyebilirim. Evet, bu salıncak evet, şu anda büyük gördüğünüz. Salıncak. Evet, büyük salıncak. Kocaman tekerlekli sandalyesiyle beraber binip sallanabiliyor. Şimdi onun tam arkasında görebiliyor musunuz bilmiyorum. Köpek kulübeleri şeklinde. Evet evet, dikkat arka tarafta. Ettiyseniz, evet, çok eskiden orada 20 tane köpek vardı ama şimdi köpekler de kapalı olduğu için dar bir alanda onlar da mutlu değildiler. O nedenle biz onları 1,5 yıllık bir süreçte hepsini teker teker ev sahibi yaptık. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza söyledik. Çiftliklerine aldılar ve sonuçta 1,5 yıl sonunda hepsi ev sahibi olduktan sonra şimdi bu kulübeleri de masal evi haline getiriyoruz. Her birinin içinde ayrı bir masal duvarlarında canlandırılacak ve gene Atatürk Sağlık Hizmetlerinden gelen öğrencilerimiz masalları orada öğrencilerimize bu atmosfer içinde anlatacaklar. Hatta çocuk maalesef çocuk hastanesi uzak. Onu nasıl çözeriz evet, sonra bilmiyorum ama yakın değiliz. Evet, hedefimiz onkoloji, çocuk onkolojisi. O çocuklarımızın çok daha yakın, tedavi oldukları transfer. Yer çok yakın. Bundan sonraki projemiz gene bir destekle tren düşünüyoruz. Çocuk onkolojiden yola çıkacak tren çocuklarımızı bizim bu masal evlerine getirecek. Böyle bir gün boyunca devam eden bir tren aktivitesi olacak. Fakülte kampüsümüz çok şirin olacak sayenizde. İnşallah sonra çocuk hastanesine de bir ulaşım yolu ulaşım yolu oradan sağlanmış olabilir. Evet, şimdi bu merkezi pikniklerimizden görüntüler. Burada piknikler de yapıyorsunuz piknikler öyle mi? Piknikler de yapıyoruz. Aileler de katılıyor bu pikniklere. Hep birlikte. O zaman çok geniş bir aileniz var. Yani öyle, merkezin evet. Devamlı katılımcısı ne kadar öğrenciniz şimdi, var? Şimdi son yıllarda 1000 çocuk muayene edildi. Normalde her ay 70 çocuğun tedavisi oluyor. Hani bunlar zaman zaman değişiyor. Yenileri katılıyor. İlk tabii planlanırken ilk önceki hedefimiz Ege Üniversitesi'ndeki ailelerimizin çocuklarına hizmet edebilmekti. Bu şekilde de devam ediyoruz. Onlar düzenli olarak yıllardır bize geliyorlar. Küçüklükten şimdi yavaş yavaş büyüdüklerini görüyoruz. En kalıcı çocuklarımız onlar diyelim. En çok gördüklerimiz. Böyle 17 çocuğumuz var. Ege Üniversiteli ailelerimizin. Ailelerin evet, çocukları olan. Olarak. Peki bunlar tam gün oradalar, yeme içme, onu da siz mi karşılıyorsunuz? Yok, onu da belki daha sonraki şeylerde yeni sponsorluklarla. Değil bu mi? Da olabilir aslında. Yani yapabilirler gerçekten. Bu da iyi fikir verdiniz. bunu da gerçekleştirebiliriz. Tam gün burada olunca böyle bir şey çok rahatlıkla. Çünkü el birliğiyle çok farklı kesimlerin organize ettiği bir süreç. Evet, çocuklarınız için bunlar da masal köyleriniz mi? Bu Yeşilova Höyüğü var biliyorsunuz. Ege Üniversitesi Bornova Belediyesi işbirliğiyle yapmış. Muhteşem bir yer. Evet. Neolitik köy. Onun küçültülmüş halini, maketlerini Zafer hocamız yaptı arkeolojiden. Hem de o höyüğün sorumlusu olan hocamız. Öğrenci, bakın burada birlikte yaptılar bunu. Çocuklarımızla birlikte. O dönemin küçük yaşattıkları, o dönemin insanların kıyafetleriyle, kulübeleriyle. O da bir alanımız Yeşilova Höyüğü'nü küçültülmüşüm. Şimdi çocuklarımızı gene höyüğün kendisine götürme. Önce burada maketlerini gösterip sonra da höyüğe rutin organize edilmiş gezilere başlayacağız. Gezilere başlayacaksınız. Kendi merkezinizin çocuklarıyla evet, beraber. Evet. Sağlıklı çocuklar da geliyorlar merkezimize. Değişik okulların bu şekilde sosyal sorumluluk projeleri var. Hepsi bir arada kaynaşaraktan. Örneğin bu televizyonu büyük bir televizyon. Kız Lisesi'nin bir dönem mezunları biz
bir yani bağışta bulunmak istiyoruz dediler. Onlar bu büyük televizyonu aldılar ve orada çocuklarımız beklerken çizgi film de izleyebiliyorlar. O da yeni gerçekleşen bir aktivitemiz. O aynı odada televizyon izledikleri odada TÜBİTAK'tan aldığımız bir proje var. Çocuk ve balık projesi. Onda da Su Ürünleri Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu hocalarımızın çok büyük desteği var. Bütün üniversitenin bütün evet, dinamikleri bir arada. Bir arada ve çocuklarımızın iyi. Her birinin balığı var kavanozlarda. İsimleri yazıyor üzerinde kavanozun. Onlar besliyorlar balıkları. Ama tabii ne yazık ki o balıkların ömrü çok uzun olmuyor. Balıkları kaybettiğimizde çocuklarımıza hiç belli etmeden içine yeni balıkları koyuyoruz. Bakın burası da gene Denizcilik Meslek Yüksekokulumuz hocalarımız tarafından gerçekleştirildi. Hocalarımız. Evet. Çok güzel bir alan o da balıklarla birlikte. Çocukların izledikleri, balıklarla oynadıkları, ellerini soktukları bir alan burası da. Peki şimdi siz bu çocukları her gün buraya kontrole çağırmıyorsunuz. Hı hı. Ama böyle bir merkeze geldikten sonra çocuk gidiniz 3 veya 6 ay sonra geliniz dendiği zaman herhalde pek kabul etmiyordur. Evet. Şimdi böyle iş ve uğraşı da vardır. Evet, bu çocuklarımızın balıkları şu anda ekranda. İş ve uğraşı için sürekli gelebiliyorlar. Onlar grup eğitimi olduğu için onunla ilgili sakınca yok. Onlar getirebildiği ölçüde açık merkezimiz. Ama fizyoterapi seçtiğinde yapılan tedavi için o değişebiliyor. Sürekli olamayabiliyor. Daha çok çocuğa ulaşmak için. Bir program dahilinde. Ama bu asıl yaygın anlattığımız aktiviteler bunlar tüm çocuklarımıza açık. Ve her gün sürekli gelebilirler. Bu aktivasyona katılabilirler. Oo, çok güzel. Bir okul gibi aslında sonuçta düşünürsek. Hayır, masal köyü. Evet. Gibi olmuş. Hatta masal köyü deyince sevgili izleyiciler fotoğraflarda geçmiştir. Çok ağır engelli bir çocuk sırt üstü yatıyor ve bu arada fizik tedavi görürken tavandaki bir masal var. Evet. Bir anlatıcısı var. Böyle bir fotoğraf. Yani hem fizik tedavi görüyor hem masal dinliyor hem seyrediyor. Ve o ne kadar özveriyle yapıldı. Tavanda o resimleri yapabilmek mesela çok zor. Ama onun için de hocalarımız büyük bir istekle bunu gerçekleştiler. O da dünyada böyle bir örneği yok. Yani çocuk tedavi olur. Tavanda da masalı hem de anlataraktan zevkli bir şekilde tedavisi sağlanıyor. Peki siz tabii bilimsel araştırmalarınızı bu arada sürdürüyorsunuz. Hı-hı. Yani bu 2010'dan sonraki bu yeni yapılanmayla ondan önceki süreçte çocuklar fizik tedavi açısından belli normlarda tedavi yöntemleri var. Onları alıyorlar. Şimdi bu çocukların bu fiziksel açıdan gelişimi, yani daha iyi fonksiyon olmaları, yani o spastik olan çocukların, beyin felçli çocukların daha rahat yürüyebilir, bazı hareketler yapabilir hale gelmesi, algılamaları, öğrenmeleri, böyle bir ortamda gördükleri tedaviyle farklılık var mı? Böyle bir çalışma yapıyor musunuz? Yani şöyle tabii, randomize kontrollü bir çalışma olmuyor çünkü çok uzun bir süreç. Ama izlen formlarımız var. Çok bilimsel. Algılama odalarımız var. Bunların hepsi çok düzgün olarak hocalarımız tarafından bizzat takip ediliyor. Hepsi izleniyor düzenli ama olarak. Ama güzel bir araştırma çıkacaktır tabii, bence. Tabii. Bunun sonucunda. Tabii. Uzun vadeli gözlemsel çalışma gibi olabilecek artık o ama tabii ki bu mutlaka merkezin çok sayıda hastanın katıldı. Çok doğru. Yani o çocukların eğitim başarıları, yaşamın içerisine girmeleri, hatta çalışır hale gelmiş olmaları çok önemli. Bu sizin rehabilite ettiğiniz çocukların bir kısmı bir takım alanlarda çalışmaya başlayacak. Belki üniversitenin bazı alanlarında çalışmaya başlayacak. Yani aslında böyle bir üretkenliği de var ileriye yönelik. Tabii. Sadece tedavi merkezi, onların hoş vakit geçirme merkezi gibi düşünmemek sosyal lazım. Sosyal yaşamak, işte Down sendromlu çocukların Down kafede maaşlı olarak çalışıyor olması gibi. Aynen öyle. Gibi. Bornova Belediyesi'nin o çalışması bayağı da ses getirmişti. Onun arkasından şimdi Bornova Belediyesi ile biz başka bir engelli grup, benim özellikle ilgilendiğim bir diyet kafe, glutensiz, bazı diyetle metabolizma ile ilgili hastalıkların çözüleceği bir kafe açmaya çalışıyor. Bu da beslenme açısından engelli olan, bireylere yapılmış olan hizmetler oluyor. Tabii ki sizin burada yapmış olduğunuz model, yani bu çalışma herkes için çok ciddi bir model. Çok teşekkür ediyorum yoğun çalışma programının arasında. Programımız Sayın bitti mi? Rektör
yardımcım. Buyur en son sözleri için lütfen. Görüşümü de gösterebilirsin. Bu söz konusu projeyi geliştirme yanı sıra yeni projelerimiz de var. Evet, bunlardan bir tanesi Ege Çocuk Kampüsü. Çünkü slaytlarda da vardı, geçti mi bilmiyorum ama evet şu anda geçiyor. Ege Çocuk Kampüsü de üniversitemizde çalışanların yaz aylarında çocuklarının gidebileceği ama 6-18 yaş arası. Çünkü 18 yaşa kadar gençlerin içermesinin nedeni çok kapsamlı bir proje. Çeşitli atölye çalışmaları olacak. Çünkü üniversitelerin önemli bir görevi de yeni nesil bilim insanı profilinin oluşmasında önemli katkı vermesi gerekir diye düşünüyorum. Bu atölye çalışmaları o kadar geniş kapsamlı ki mutfak atölyesinden bilim, astronomi, yabancı dil, doğa farkındalığı, bir takım sponsorluk, örneğin Yaratıcı Çocuk Derneği, TÜBİTAK 50 bin lira bir bütçeyle buna destek oluyor. Mutfak atölyesinin sponsoru hazır ve bu konudaki sponsorluk çalışmalarımız da henüz şu anda devam ediyor. Bir başka projede gene çocuklara yönelik olarak Menemen çok güzel bir alanımız Ege Üniversitesi'nin. Orada bir eko kamp gerçekleştirmek. Bu şekildeki eko kamplara da Avrupa Birliği çok iyi bütçelerle destek oluyor. Aslında çocuklara yönelik bir 5 günlük kamplar, her günün aktivitesi farklı. Farklı olmak ama üzere. Değişik zaman dilimlerinde de tüm Egelilere kamp yapma imkanı sağlanması. Özel kuruluşlar yapardı. Evet. Üniversitemizden bunun çıkmış olması çok güzel. Çok bunların güzel. Hepsini bu kampla, eko kamplarda mutlaka temiz enerji konusunda eğitimler. O da mutlaka solar enerji oluyor ama üniversitemizin güzel bir projesi var. İSKA'dan alınmış biyogaz projesi. Hayvan atıklarından enerji üretimi. Dünyadaki eko kamplardan farklı olarak bizim eko kampımızda solar enerji yanı sıra bu da gerçekleşebilecek. Ve burada süt sağma deneyimi, hayvancılık, ata binme gibi çok farklı heyecan verici aktiviteleri hem çocuklarımızın hem de değişik zaman dilimlerinde günlerde Egelilerin hizmetine sunmak istiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hem Ege Üniversitesi'nin çocuklarımıza yapmış olduğu yatırımı hem de planladıklarını gördük. Hem çağdaş enerji kullanımı açısından farklı özellikleri var. Artı bir de çocuklarımızın bizzat hani evin dışına çıkmayan çocukların ata binmesi, süt sağması, doğaya dokunmuş olmalarını sağlayan projeler var. Evet, Ege Üniversitesi'nin çocuklara olan yatırımlarını gelecek planlamaları anlatmakla bitmez. Haftaya final programımızda rektör hocamızdan başka boyutlarını da dinleyeceğiz. Sayın Rektör Yardımcım Yeşim Kirazlı'ya öncelikle engelli çocuklarına yaptığı bu yatırımlar için ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, esenlikler diliyorum. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. Hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3000 doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.